Şok Marketler Türkiye raporunu sunar. Peki Orkun'la Hakan'ın rolü çakışıyor mu sence? Yani bence çakışmıyor. Orkun birazcık da ileriye doğru giderken işleri halleden bir oyuncu oldu. Hatta Benfica'da da bu şekildeydi. Benfica'da ne olursa olsun Roger Schmidt'le kavga etmiş olsa da vermiş olduğu basın açıklığı, yani demeçten sonra 27 maçta 7 gol 8 asist oynamış bu adam yani. Yani 15 gole etki etmiş 27 maçta. Çok önemli bir veri bu normal şartlarda. Ki bu Benfica'da hani bu sene öyle ligi kasıp kavurmadı yani. Tamam yarışmacı takımdı ama o şeyi kaybetmişti. Momentumu kaybetmişti. Rol çakışmaz bence. Yani atıyorum Kevin De Bruyne, İlkay Gündoğan ve Bernardo Silva aynı anda oynarken rol çakışmıyor da. Hı. Niçin Orkun, Hakan bir arada oynadığında rol çakışıyor? Tabii, ya bu tartışmaları... Ya tabii canım yani ona geldi. Tümer'le Sergen birlikte oynar mı? Tabii Tümer'le Sergen birlikte. Sergen'le Hacı. Sergen'le. Oynar abi oynar yani. Sen doğru iş yaparsın. Bak Mircea Lucescu da üçlü savunmayla çözmüştü bu işi. Doğru. Ahmet Yıldırım, Ronaldo Zako, Dobrovski, İbrahim Üzülmez. Bak kanat beklere bak yani. Hani savunma stoper hattına geçtim. Cünti. Sonra orada Tümer'le Sergen'in beraber olduğu bir kurgu vardı. Vardı yani. İlhan da oynuyordu. Pascal Nouma da oynuyordu. Herkes oynar. Doğru stratejiyle, doğru ideolojiyle. Biz işte o ideolojiyi yakalamaya çalışmalıyız. Ama turnuvada beklenti enteresan bir şekilde yine çok yükseldiği için tıpkı 2021'deki gibi sanki o beklentilerin altında biz hep bir bahane arıyor gibi eleştiriyoruz ama yok, Hakan Çalhanoğlu da o kategoride değil ya. Adam futbolcu yani. Kenan Yıldız'a ne diyorsun abi peki? Kenan Yıldız çok güzel bir çıkış yaptı bu sene. Herkesi çok etkiledi. Ki Bayern Münih altyapısındayken de bekliyorduk. Evet. Bütün dünya peşindeydi. Juventus seçti. Evet, enteresan bir forma da aldı. Tabii saçı kesti. Evet. Bence güzel oldu. Güzel oldu. Ama bizdeki gibi sıfıra vurmadılar çocuğun saçını. Yani. Şeklini şevalini de bırakıyorlar yani şeyde. Evet. Ya Almanya maçıydı değil mi? Kenardan geldi, vurdu, evet. Tabana vurdu top. Sonra Polonya maçı. Bak yani dün akşamki maça yine vurgu yapacağım. En baskıyı kurduğumuz zamanlar hangi zamanlardı? Barış Alper'in de Kenan'ın da aynı anda sahada olduğu zamanlardı. Bir tarafta da Arda Güler'imiz vardı. Polonya maçından bahsediyorum. Bunu Önder Hoca'yla da konuşmuştuk bir canlı yayın akşamında. Mertens üzerinden ve Bernardo Silva üzerinden de konuşmuştuk. Artık çok fizikli oyuncu tamam iyidir. Bazı işleri de çok iyi yapabiliyorsa ama ayağı çabuk oyuncu daha önemli. Çabuk patlayabilen oyuncu daha önemli. Hatta bu ikisini yaparken de çabuk düşünebilen oyuncu çok önemli. Kenan Yıldız üçünü de kendi potasında eritmiş durumda şu anda. Çabuk hareketlenebiliyor. Hareketlenmek düşünmekle alakalıdır. Yani ofsayta düşmeden veyahut da topun pasın rotasına doğru şekilde çıkabilecek. Bu çocuğun ayağı da çok çabuk. Yani hemen çalımını atıp dribling üstü şutu da çekebiliyor. Aynı zamanda da mesafeyi yani ayağa çabuklukla beraber çabuk düşünme ve o doğru hareketlenme yapabiliyor. Bunların hepsini birleştirdiğin zaman da işte böyle bir futbolcu çıkıyor. Kenan bence bizim kadromuzdaki en komple futbolculardan bir tanesi. Hani komple forvet deriz, komple orta saha deriz ama komple futbolcu tanımında birkaç mevki, 2-3 mevkide doğrudan katkı alabileceğin için de komple futbolculardan bir tanesi de Kenan Yıldız bence Barış Alper Yılmaz'la beraber. Hoca ısrarla şeyi söylüyor. Ben hızlı hücum oyuncuları istiyorum. Forvet'te hızlı oyuncuları istiyorum diye. Barış Alper Yılmaz'ı da oraya adapte etti. Evet. Çünkü Barış'la Kenan sen de biraz önce şeyin vurgusunu yaptın. Hani oyun içinde değişecekler. Evet, değişecekler. Tabii. Nasıl görüyorsun o ikisinin uyumu nasıl olabilir? Nereye gidebilir? Hangisini daha çok merkezde görmeliyiz? Yani o avantajları, dezavantajları. Sanki Barış'ın yani biz Barış'ı 6-7 mevkide gördük Galatasaray'da. Çok iyi neredeyse hepsinde. Ama en iyi mevkisini santrfor olarak söylemem sanki. Yani tabii değil. Zaten yani Barış Alper Yılmaz net bir santrfor değil çünkü. Yani... Sol tarafta daha iyi derim ben. Ya tabii. Da mesela Rafael Leao'nun karşısında bence sağ bekte çok ihtiyaç olur. Ama işte pozisyon bilgisi bence Barış'ın en kötü oynadığı yer sağ bek bence. Öyle mi diyorsun? Evet. Sana da onu söyleyeyim. Biz Ziraat Türkiye Kupası maçı Galatasaray'ın Ümraniye'den spor mu? Veyahut da Bandırma o takımlardan bir tane yediği gol vardı Galatasaray'ın. Sonra kendisi kafayla gol attı hemen. O maçtan bahsediyorum. Bahsettiğim maç o maç. Mesela hatalıydı. Aynı pozisyonları ligde de verdirtti, gol olmadı. Şimdi biz gol olmayınca şeyi unutuyoruz. Hani yapılan pozisyon hatalarını unutuyoruz. O noktada bence sol bek performansı mesela sağ bek performansından çok daha etkileyici. Ona katılıyorum. Sol tarafa yaklaşan bir oyun kurucum varsa veyahut da sol tarafta bir oyun kurucu forvetim varsa diyelim, kanadım varsa sağ tarafta çok etkili bu çocuk. Yani her şey denklemle tek başına çözülmüyor artık ya. Hani bir oyuncu üzerinde. Yani sol tarafında kim oynuyor, sağ tarafında kim oynuyor? Denklem onu kuracağız. Santrafor'un kim? Topu kimden alacaksın? Mesela şimdi milli takıma gelelim. Topu Arda'dan, Hakan Çalhanoğlu'ndan, Orkun'dan almak çok kaliteli bir iş. O zamanlama. Bu da Kenan Yıldız'la olan uyumuyla bence şekillenecek. Yani uyumdan kastım şu. İtalya maçıydı galiba. Tabii İtalya maçı. İşte o uyumsuzluğu çözmek lazım. Barış Alper mücadele etti. Böyle 5 kişinin arasından çıktı. Sol ayağıyla çok kötü bir şut attı. Köşe vuruşuyla sonuçlandı ama. Hatırlıyor musun? Evet. Pozisyonu. Orada Kenan Yıldız bomboştu mesela. Top istiyordu. Barış o anda göremedim dedi. Sonra bir pozisyon daha oldu. Sol taraftan bir hücum yaptık. Biz İtalya maçından bahsediyorum yine. Barış'la Kenan'dı tabii galiba. Mert Müldür pardon ama Kenan da vardı pozisyon içinde. Hareketlenecekler, hareketlenmeyecekler derken hepsi birdenbire farklı bir yere koşu attı. Hakan Çalhanoğlu taca attı topa. Evet. Hatırladın değil mi? Pozisyonu. Uzun topu. Yok kısa pas ya. Çok kısa pas. Yani çok basit bir top pas hatası yaptık pozisyonda. Dakikayı unuttum şimdi. Dakika olsa elimde daha net tekleyerek verecektim ama işte bunlar da beraber antrenmanla, beraber maçla giderilecek şeyler. Çünkü milli takımda öyle bir şansın olmuyor. Yani milli takımlar en fazla senede bir ay antrenman yapıyorlar belki de. Toplasan o da. Evet. Yani maçla beraber. İdeal takımı daha fazla yan yana görebilir miydik diye endişem var. İşte yani ideal takımı pek göremedik ama belki de Montella şeye güveniyordur. Ya ben zaten ideal kadronun neler yapabileceğini biliyorum. Onlar da biliyorlar. Görüş. Kimimiz katılırız, kimimiz katılmayız. Ben en azından başka katkı verebilecek oyuncuları da bir göreyim de demiş olabilir. Yani ne düşündüğünü bilmediğimiz için Montella'nın... Deşifre olmayalım gibi bir şey düşünmüş müdür? Yok ya artık hani günümüzde... Yoktur herhalde. Yok günümüzde yoktur. Burada her şeye ulaşabiliyorsun. Yani bir tuşa basıp dünyada oynanan bütün maçları izleyebildiğin sistemler var artık. Değil yani. O kadar. 80'lerin kafası o. Peki Semih Kılıçsoy'dan da çok şey bekliyoruz. Semih çok iyi çıkış yaptı. Semih turnuvada şans bulabilir mi sence? Bu turnuvanın parlama turnuvası olabilir mi? Yani daha önce işte... Mesela İlhan Mansız ilk 11 olarak gitmedi 2002'de. Çok iyi katkı verdi. Hep girdi. Sonra 11 oynadığı maçta oldu. Semih için de öyle bir turnuva olabilir mi? Belki? Yani Semih'in için 18 yaşında bir ilk 11 oyuncusu veyahut da net santroforumuz odur baskısı yapıyoruz ki ben onu anlamıyorum. Üzerinden çok tartışma dönüyor Semih'in. Ben çok rahatsız oluyorum o tartışmadan. Çok oldu evet. Hani gerek yok bu kadar. Yani o tartışmanın içine bence Beşiktaş yönetimi de attı Semih'i biraz. Semih de bir taraf olmak durumunda hissetti bence bir yerden sonra. Hissedersin onu yani şartlar seni zorluyor o noktada. Ben Semih'e hiç suç bulmuyorum ama yani böyle işte Polonya maçının 45 dakikasındaki performansına göre de işte Semih milli takım santrafor değil, Semih böyle oynayamaz, Semih santrafor oynayamaz, forvet oynayamaz gibi çok keskin cümleleri ben kendi adıma kabul etmiyorum. Daha farklı. Yani 18 yaşında Şenol Güneş'ten 2-3 kere forma şansı bulabilmiş. Rıza Çalınbay'dan hiç bulamamış. Santos'ta bulmuş. Santroforken bir iş yapmış. Sol kenar forvetken bir iş yapmış. İşte niçin sol taraf oynamıyor deniliyor. Pendik Spor maçında gördük. Doğru kapatıldığı zaman Semih çözüm üretebilecek yaşta değil henüz bu noktalarda. Veyahut da derbilerine çok konuşulan derbi Galatasaray derbisinde Semih'i övdüğümüz nokta Barış Alper Yılmaz'ın ne kadar iyi takip etti de ayağından top aldı, yatarak aldı, taca attı falan gibi övgüler değil. Semih için bizim farklı şeyleri konuşmamız gerekiyor. Ben hala onun net bir forvet olduğunu düşünüyorum Semih'in. Ama işte bunu kurgulayacak olanlar teknik direktörler. Sadece milli takım değil, Beşiktaş da aynı zamanda bunu kurgulayacak. Yani bir oyuncudan Kun Agüero gibi bahsetmek istiyorsanız öncelikle Kun Agüero hangi takımlarda nasıl oynamış ona bir bakmak gerekiyor. Yoksa sadece bacak çarpıklığıyla falan benzetmemek lazım bence yani. Peki hazırlık maçlarında göremediğimiz ama belki de stratejimizi çok değiştirecek bir oyuncuyla noktaya koyalım. Ferdi Kadıoğlu. Evet. O değiştirecek. İşte değiştirirken yine önündeki oyuncu da çok çok önemli. Veyahut da kurguyu nasıl yapacak Vincenzo Montella. Belki de İtalya maçında onu biraz gördüm ben. Tabii Mert Müldür vardı. Bu farklı bir noktaydı. Üçlü başlamakla dörtlü başlamak arasında bir şey yok. Eğer doğru oyuncu grubun varsa... Dörtlüye bir geçersin. Sol stoperi sol bek olur ama orayı aratmaz. Çünkü zaten onu oynadığın dakika zaman dilimi azdır. Top bir şekilde senin eline geçecek ve ondan sonra tekrar gideceksin. Onun çalışmasını nasıl yaptığımız? Ben İtalya maçında bunun çalışmasını daha iyi gördüm. Polonya maçındaki oyunumuz daha baskılı ön alana yerleşim oyunuydu. Özellikle maçın ikinci yarısında. İtalya maçında Daha demin sen Montella'nın dedin ya, Montella hızlı oyuncu istiyorum, geçiş. Geçişi daha çok kovaladığımız bir oyundu. Ki bu arada bu geçişi şeyde de bulduk. Oyuncuların bireysel çabasıyla. Hem ilk yarı hem ikinci yarıda da bulduk. Yani Kerem Aktürkoğlu, iki kere karşı karşıya kaldı. Polonya maçından bahsediyorum. Diğer maçta Oğuz Aydın'ı söyleyelim. Hatta Oğuz Aydın öyle bir oynattı ki biz karşılama pozisyonunda Barış Alper'le Yusuf Yazıcı iki oyuncu olarak karşılıyorlardı. Bir 5-3-2 gibi formasyon olarak karşıladık İtalya'yı. Oğuz Aydın sağ bekleşiyordu. Mert Müldür sol bekte zaten. Zeki Çelik biraz daha 3. stoper gibi konum oynuyordu. Bunu yapacağımız takım da olacak ama bunu yaptığımız anda topu ele geçirdiğinden olacak. Mesele bu. Topu ele geçirdiğinde Ferdi Kadıoğlu belki de biraz daha Almanya maçındaki gibi önde konumlanıp topu biz ele geçirdikten sonra o hızlı hücumlarda ilk top taşıyıcımız da olabilir bizim. İlla uzun vurmak zorunda kalmayabiliriz o zaman. Ama bunların hepsi ana bağlı işte. Topu ele geçirdikten sonra topu ele geçiren oyuncunun pas kalitesi de çok çok önemli. Şimdi İsmail Yüksek ele geçirebilir ama İsmail Yüksek de hayal ettiğim pası Hakan Çalhanoğlu ile daha iyi yapabilirsin. Misal yani konuşuyorum orada. O şeyin ama Ferdi oyunu değiştirmek, orta sahayı fazlalaştırmak o bizim artı bir oyuncumuz olacak. Belki de öyle bir oyun oynayacağız ki Kenan Yıldız biraz içeri girdiğinde Barış sol çizgiye basacak. İşte sağ çizgiye belki Arda Güler basacak veyahut da oraya bir orta saha oyuncumuzu yollayacağız. Arda biraz daha işte kalacak. Ferdi de o zaman içeriği zorlayan, içeride Arda'yla veyahut da Hakan'la pas alışverişini yapıp top alverini yapıp ondan sonra birdenbire bizi pozisyona sokan oyuncu olacak. Bu sene Fenerbahçe'de çok gördük biz. Ferdi'nin özellikle iç koridordan ceza alanının içine girip bir pasla hemen tekrar önünü alıp içeri girdiğini, cutback yaptığını gördük yani ki biz bu oyunu da cutback oyunda iyi oynayabiliyoruz Barış Alper'lerle falan. Dün Kerem Aktürkoğlu 2-3 pozisyonda son anda Polonya savunması ayak koydu. Özellikle ilk yarıda Barış Alper'in getirdiği iki top vardı. Bir tane Kaan Ayhan'ın getirdiği top vardı. O bağlamda önemli yani. Abi ağzına sağlık. Senin ağzına sağlık. Çok teşekkürler. Arkadaşlar Türkiye raporunu yıldızlarımızı, yıldız adaylarımızı konuşmaya çalıştık. En umutlu olduğunuz futbolcuları lütfen bize yazın. Turnuvada patlama yapacak isimler, en iyi performans gösterecek isimler sizce kim olacak? Ve ayrıca da Euro 2024 boyunca zahmetsizce alışveriş yapabileceğiniz, her şey ayağınıza gelebilecek Cepte Şok uygulamasında indirmeyi unutmayın. Cepte Şok'u indirin ve turnuva heyecanını doruklarda yaşayın diyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Şok Marketler Türkiye raporunu sundu.